Aferin kızım. Evet, kızım da merhaba dedikten sonra soruyu çözebiliriz. Günlerle ilgili bilinenler şunlardır. Pazar günü hiç kimse özel ders almamıştır. O halde pazar gününü hemen kapatıyoruz. Çarpı işaretimizi attık. Burayı da arkadaşlar tik işareti attık. Çözdüğümüz maddelere ya tik işareti atalım ya maddeyi e, hafif çizebilir. İkinci maddeye bakalım. Ali Mehmet'ten bir sonraki gün ders görmektedir. Ali Mehmet peki bunu nereye yerleştireceğiz? Eğer neresi olduğunu bilmiyorsak tabloya dokunmuyoruz. Boş bir tarafa yazacağız. Ali Mehmet'ten bir sonraki gün diyor. Bak bir sonraki gün diyorsa bitişik olacak. Mehmet'ten sonra olacakmış. Mehmet'i Ali'nin önüne alacağız. Ve bitişik alacağız arkadaşlar. Çünkü bir sonraki gün dediği için. Ama tabloya şu an yerleştiremedik. Fatma Ahmet'ten bir önceki gün ders almaktadır. Fatma Ahmet'ten önce. Ama bir önce diyor yine bitişik olacak. Boş bir yere yazıyoruz. Fatma Ahmet'ten bir gün önce. Bu da bitişik. Son maddemize bakıyoruz. Ayşe ise cuma günü ders almaktadır. Cuma kesilmiş kimmiş? Ayşe'ymiş. Sorumuz Hatice hangi gün kurs almaktadır? Bakalım verilen bilgilerle bunu bulabilecek miyiz? Arkadaşlar Mehmet ve Ali bitişik olacak. Fatma ve Ahmet bitişik olarak olacak. Zaten burada 4 tane boşluğumuz var. Her ikisini rastgele pazartesi, salı, çarşamba, perşembe'ye yerleştirirsek geriye cumartesi kalacak. E cumartesi adı yazılmayan bir kişi kalıyor. Kim o ok, bir kişi? Soruda sorduğu Hatice'nin kendisidir. Demek ki Hatice cumartesi günü ders alacaktır. Şimdi aynı sorunun devamı var. Soru neymiş? Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir inceleme yapalım. Ali'nin dersi perşembe günüdür. Şimdi biz yerleştirme yaparsak Mehmet ile Ali'yi bu kısma çarşambayla perşembeye yerleştiremez miyiz? Yerleştirebiliriz. Buna kesin yanlış diyemeyiz. Çünkü yerleştirirsek Ali ikinci kısma gelecek perşembeye gelir. Bu kesin yanlış değildir. Beş şıkkına bakıyoruz. Ahmet'in dersi salı günüdür. Fatma ile Ahmet'i pazartesi ve salıya da yerleştirebiliyoruz. İkinci kısma tabii ki Ahmet gelecek. E, bu da kesin yanlıştır diyemiyoruz. Fatma'nın dersi pazartesi günüdür. Bu ikisini alıp Fatma ile Ahmet'i alıp yerleştirsek başa Fatma gelmesi gerekiyor. Pazartesi'ye den gelecek. Bu da kesinlikle yanlış diyemiyoruz. Mehmet'in dersi salı günüdür. Mehmet'le Ali'yi alıp salıyla çarşambaya yerleştirdiğimizi düşünelim. Mehmet salıya geldi diye düşünelim. E o hal Fatma'yla Ahmet'i biz nereye yerleştireceğiz? Bir boşluk burada kalacak, bir boşluk burada kalacak. Oysaki bunlar bitişiktir. Demek ki Mehmet'i salı gününe denk getiremiyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuz diyor ki bu bilgilere göre hangisi kesinlikle doğrudur? Aşıkı Ali çarşamba günü ders almamıştır demiş. Ali'yi çarşambaya den getirebilmek için salı ve çarşambayı Mehmet ve Ali ile doldururuz. Geriye boş olarak pazartesi ve perşembe kalır. E, Fatma ve Ahmet bitişik olacaktı. O halde bunlar buraya yerleşemeyeceği için Ali kesinlikle çarşamba günü ders alamaz. Yani A şıkkı kesinlikle doğrudur diyoruz. Devam edelim. Diğerleri zaten kesin çıkmayacaktır. Videoyu duraksatarak kendiniz de inceleyebilirsiniz. İkinci bir soru. Bir bakkalda A, B, C, D ve E markalı kolalar aşağıdan yukarıya doğru 5 farklı rafa birer birer dizilmiştir. Hemen değişkenlerimizi bulalım. Birinci değişkenimiz 5 farklı markadaki kola. İkinci değişkenimiz 5 farklı raf. Tablomuz ne olur arkadaşlar? 5 farklı rafı aşağıdan yukarıya doğru çizdik. Hemen bilinenleri yerleştirmeye çalışalım. B kolası D kolasının bir üstündedir. Bitişik olacak. Peki tablonun neresine yapabiliriz? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için boş bir alana yapacağız. Ee, B kolası D kolasının bir üstünde oldu şu an ve bitişik. Çünkü bir üstü diyor. Ee, hemen tik işaretimizi de maddemize attık. A kolası, E kolasının üstündedir ama bir üstünde demiş midir? Hayır dememiştir. Yani bitişik olmak zorunda değil. Sadece üstünde olduğunu biliyoruz. Bitişik yapmıyoruz. Araya bazı kolalar, bazı raflar girebilirmiş. Tik işaretimizi attık. Ve son maddemiz C kolası ikinci raftadır demiş. 2 zaten kesinmiş C kolasıymış. Soru ne? C'nin dışında yeri kesin olan kola hangisidir? B, D'yi yerleştirmemiz gerekiyor. Ya 3, 4'e gelecek ya da 4, 5'e gelecek. Yani iki ihtimalimiz var. İki ihtimalimizi buraya yansıttık. Birinci ihtimal 4, 5'e getirelim. B de 4, 5'e geldi diyelim. O halde 3 ve 1'e ne gelecek? A üstte olacak şekilde A ve E gelecek. Bu şekilde yerleşim olacak. İkinci ihtimale bakalım şimdi. 4-5'e yerleştirmiştik. Bu defa 3-4'e BD'yi yerleştirelim. Hemen yerleştirdik. A üstte olacak şekilde A ve E'yi yerleştirdik. Şimdi iki ihtimalde C'nin dışında yeri değişmeyen hangisidir? Bir inceliyoruz. Burası değişmiş. B ile A. Dördüncü raf değişmiş. Üçüncü raf yine değişmiş. İkinci raf zaten kesindi. Birinci raf E yine E. Evet demek ki kesin olan E markalı kolaymış. Bu bilgiye göre hangisi kesinlikle doğrudur? A şıkkı diyor ki B en üst raftadır. Birinci ihtimalle bu durum doğru iken ikinci ihtimalle bu durum doğru değildir. A şıkkı kesin doğrudur diyemiyoruz. B şıkkı ilk üç rafta B yoktur. Birinci ihtimalde evet sağlanıyor. İkinci ihtimalde de sağlanıyor. İlk üç rafta B yokmuş. Bu kesinlikle doğruymuş. C şıkkı C'nin bir üstünde A vardır. Burada doğrudur ama burada yanlıştır. Bu kesin değil. D'nin bir altında C vardır. D'nin bir altında C yok. D'nin bir altında C var. Kesin değilmiş iki ihtimalde. Bundan dolayı iki ihtimalde de tutan tek şıkkımız ilk üç rafta B'nin olmamasıdır. İlk üç rafta B yok. İlk üç rafta B yok. Cevabımız B şıkkıdır. Esra, Ayşe, Aysel, Habibe, Mevlüt, Osman, Fatih ve Seyhan'dan oluşan 8 kişilik bir öğrenci grubu eşit sayıda 2 farklı gruba bölünecektir. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir tablo çizebilir? 8 kişilik bir öğrenci grubu 2 farklı gruba bölünecek demişiz. 8 kişinin adını mı yazacağız? Hayır tabii ki de 2 farklı grupla ilgili bir tablo çizmemiz daha mantıklıdır. Tablomuz 2 farklı grup şeklinde olursun. Diyor ki bu bilgilere göre Mevlüt'ün dışında yeri kesin olan kimdir? Şimdi birinci maddemiz Mevlüt birinci gruptadır. Hemen birinci gruba Mevlüt'ü yerleştirdik. E, Mevlüt'ün ismini de çizdik. E, kullandık bu bilgiyi. Maddemize de tik attık. Bu maddeyi de kullandık. İkinci maddemiz Fatih ve Seyhan aynı gruptadır. Boş bir alana Seyhan ile Fatih'i yazdık. Bunlar ayrılmayacak. Aynı grupta olacak. Buraya yazamıyoruz. Yerini bilmediğimiz için hemen maddeye de tik attık. Fatih ve Seyhan'ın isimlerini de çizdik. Bunlar işimizi kolaylaştıracak. Bu çizgileri mutlaka siz de çizin arkadaşlar. Aysel ve Habibe aynı gruptadır. Aysel ile Habib'e ayrılmayacakmış. Esra ve Ayşe farklı gruplarda olacakmış. Şimdi bir dizilim yapmaya çalışalım. Seyhan ile Fatih'i nereye yerleştirebiliriz? İster buraya yerleştiririz ister buraya yerleştiririz. Fark etmez rastgele bir yere yerleştirdik. Ee, Habibe ve Aysel'ini yerleştirebiliriz. Ee, buraya da yerleştirebiliriz. Buraya da yerleştirebiliriz. Yalnız şu dikkatimizi çekiyor. Habibe ile Aysel'i buraya yerleştirdiğimiz zaman Esra ile Ayşe farklı gruplara gidemeyecek. Yani diyelim ki Habibe ile Aysel buraya geldi. Burası tamamen kapanacak. Ama bir maddede diyordu ki Esra ve Ayşe farklı gruplardadır. O halde önce Esra ile Ayşe'yi yerleştirelim arkadaşlar. Yerleştiriyoruz aşağıya. Demek ki Habibe ile Aysel'i buraya yerleştirmemiz gerekiyor mantık olarak. Onları da yerleştirdik. Bu arada hepsi kullandığımız bütün isimlerin üstünü çizmiştik. Geriye Osman'ın ismi kaldı ve bir tane boşumuz kalmıştı. Demek ki bu boşa Osman gelecekmiş. Mevlüt'ün dışında yeri kesin olan diğer kişiyi Osman'mış diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ve bir soru daha çözeceğiz. Son sorumuz. Bir satranç yarışmasında dereceye giren ilk 9 sporcu çeşitli ülkelerdenmiş. Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya ve Ukrayna ülkeleriymiş. Yarışmayla ilgili bilinenler şunlardır. Önce tablomuzu nasıl çizeceğiz onu bir kararlaştıralım. 5 ülke var, 9 sporcu var. Bu bir tipik sıralama sorusudur. Zaten dereceye giren diyor. Bak, dereceye giren dediği için sıralama yapmamız lazım. Kaç sporcu vardı? 9 tane vardı. Yan yana 9 tane e, numara vereceğiz ve altlarını dolduracağız. Hemen maddelerimizden başlayalım. Derece en fazla giren ülke Türkiye olmuştur. Kaç kişi girmiş bilmiyoruz. Devam edeceğiz şu maddeyi şimdilik kullanamıyoruz. Azerbaycan ve İran'dan birer kişi dereceye girmiştir. Arkadaşlar hemen aşağıya boş bir yere Azerbaycan'a bir, İran'a bir tane dereceye girdiğini kastettik. Ve üstlerini çizdik. Maddemize de tik işaretimizi attık. Hiçbir ülkenin sporcuları sıralamada art arta değildir. Tamam bu da kalsın. 1, 5 ve 8. kişiler aynı ülkedendir demiş. Yukarıda dereceye en fazla giren ülke Türkiye'ydi demiş. Burada 1, 5 ve 8. kişiler yani 3 kişi bir ülkeden olacak. Muhtemelen bu Türkiye'dir. Şansımızı bir deneyelim. 1, 5 ve 8'e hemen Türkiye'yi yerleştirelim. Her Rus yarışmacının ardından bir Türk yarışmacı vardır. Her Rus yarışmacıdan sonra Türk gelecekse 4 numaraya ve 7 numaraya Rus yarışmacı da getirebiliriz. Rusya'nın da üstünü çizdik. En son Ukrayna ülkesi kaldı arkadaşlar. Hiçbir bilgi verilmemiş. E, Soruda demiş ki Azerbaycan bir tane, İran bir tane kaç eder? 2 tane eder. E burada kaç kişi yerleştirmişiz? 1 2 3 4 5. 5 kişi de burada 7 kişi eder. İki kişi boşta. Demek ki Ukrayna'ya kaç kişi kalmış? İki kişi kalmış. Peki Ukrayna'yı buraya yerleştirebilir miyiz? Hayır yerleştiremeyiz. Sebebi hiçbir ülkenin sporcuları sıralamada art arta olamaz demişiz. O halde biz buraya Azerbaycan'la İran'ı yerleştirirsek Ukrayna'ya da 6 ve 9 kalabilir. Şimdi sorumuzu çözelim. İranlı yarışmacı yarışmayı hangi sırada bitirmiş olamaz? A şıkkı ikinci demişiz zaten biz İranlı'yı rastgele ikiye yerleştirmiştik. A olabilir. Üçüncü demişiz İranlı Azerbaycan'ı rastgele yerleştirmişiz. İran'ı Azerbaycan'ın yerine koyabilirdik. Olur. Beşinci demişiz beşinciye kimi yerleştirmiştik? Türkiye'yi yerleştirmiştik. Zaten zaten öncülerden biri ne diyordu? Bir, beş ve sekiz aynı ülkeden demişti. Beşin sahibi kesindir Türkiye'ymiş. Demek ki beş olamaz. Peki diğerlerini de deneyelim. D de şıkkını deniyoruz. 6. Altıncı demişiz. 6.ya Ukrayna'yı demişiz. 9. demişiz. 9'a da Ukrayna'yı demişiz. Rastgele deniyoruz. İran'ı buradan alıp buraya yerleştirdiğimizi düşünelim. Ukrayna buraya gelsin. Yine Ukraynalılar ardışık olmayacak. 9'a koysak 9'u alıp buraya yerleştirdik. İran'la 9'a yerleştirdik. Yine Ukraynalılar ardışık olmayacak. Sadece 5.'nin yeri garantiymiş Türkiye. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.